Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İsra. Bugün çok heyecanlıyız. O yüzden fazla uzatmak istemiyorum. Bildiğiniz üzere yeni bir serimiz var. Artık hayır uğurlu olsun. Sonsuza dek seriler yapıyorum ve asla durmuyorum. Bu serimizde de ne yapıyorduk? Lanetli mesajlaşmalar, korkunç, polisiye gerilim tarzında mesajlaşmalara bakıyoruz. Ve bu bizim ilk mesajlaşmamız. Şimdi Escape isimli, Kaçış isimli bir mesajlaşmaya bakıyorduk. Şimdi 3. bölümündeyiz. 2. bölümü hatırlar mısınız bilmiyorum. Hatırlamayanlar şuradan linkini koyacağım. Oradan ulaşabilirler. İlk iki mesajlaşmayı okuduktan sonra bu videoya gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü devamı olacak. Kaldığı yerden devam edeceğiz. Şimdi 3. bölümdeyiz ve inanılmaz heyecanlı bir yerde kalmıştı. Şu anda aşırı derecede merak ediyorum. O yüzden hemencik okumak istiyorum. Arka plandaki video peki şu anda korkuyorum. Jack ne diyor? O en sonki şeyi hatırlayın. En son onu kaçıran kişinin onu değiştirdiğini ve kendisinin bir before after fotoğrafını göndermişti Jack'e ve şok ve resmen şok burada. Şaşkınlıktan ağzımız açık kalmıştı. Kaçırılan kişinin cinsiyetini değiştirmişti. O yüzden şu anda Jack ona tepki gösteriyor. En son orada kalmıştı ve ne diyor? Yani kimsin sen? Kimsin sen diyor. Benim diyor. O benim cinsiyetimi değiştirdi diyor. Estetik ameliyat sonucunda cinsiyetimi değiştirdi diyor. Gerçekten mi diyor soruyor Jack. Bu yüzden aileme mesaj atamıyorum diyor. Kim oğlunun bir kadının bedeninde dünyaya geri geldiğine inanır ki diyor. Neden sana bunu yaptı diye soruyor. Sana söyledim. O bir psikopat. Beni giydiriyor, yani elbise giydiriyor, saçlarımı yapıyor. Ben onun bir oyuncağıyım. Ay çok korkunç. Gerçekten şu an korkunç bildiğin. Eğer bana yardımcı olmazsan benim için sadece tek bir yol kalıyor. Of. Hafif. Yani intihar edeceğini söylemeye çalışıyor bu fotoğrafla anladığım kadarıyla. Shit diyor Jack. Tamam. Sana yardım edeceğim. Ama nerede tutulduğunu nasıl bulacağım diyor. Telefonumu izlemeye dene, yani telefonu konumumu izlemeye dene diyor. Bana bu konuda yardımcı olabilecek birini tanıyorum diyor Jack. Ona benden bahsetme diye cevap veriyor. Kimseye bahsetme, kimseye anlatma. Merak etme, ona güveniyorum diyor Jack. Her neyse dikkatli ol. Tamam, ok. Sana haber veririm diyor. Bir süre sonra dedi. Evet. Seni bulduk. Aa, buldu. Evet. Manzara fotoğrafı geldi. Bu zaten şey ormanlık bir yerde olduğunu söylüyordu. Burada yakınlarda bir yerde de burada nasıl bulacak acaba? Şükürler olsun diyor. Çok teşekkür ederim. Ama şimdi ne yapacağım diyor. Peki şimdi ne yapacağım diyor Jack. Nasıl geleceğim? Ben dışarı çıkacağım diyor. Bazen yürüyüş için çıkmama izin veriyor diyor. Eğer düzgün bir şekilde davranırsam. Sonra koşacak. Koşacağını söylüyor. Sadece araçla beni yakınlarda bekle diyor. Nasıl yapacaksın diyor Jack. Gerisini bana bırak. O iş bende diyor. Bakalım umarım çıkacak. Lütfen en kısa sürede gel diyor. 2 saat içerisinde orada olacağım diyor Jack. Teşekkürler diyor. Bunu asla unutmayacağım. Ve 3. bölüm bitti.
Evet, yine çok heyecanlı bir yerinde kaldı ve dördüncü bölüm, bir bölümümüz kaldı sadece. Son bölüm ve bundan sonra bitiyor. Umarım bitmiştir bu hikaye. Yani hala yazım aşamasında değildir ve beklemeyiz. Ve devamını beklemeyiz, umarım. Evet, sizce devamında neler olacak? Gerçekten çok heyecanlı. Aşağıda yorumlarınızı, bu SMS ile ilgili, mesajlaşma ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bir de videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.